Ne oldu Sümbül? Korkuyor musun yoksa? Vallahi korkmuyorum desem yalan olur. İbrahim Paşa'yı hafife almamak lazım. Yılların veziri azamı serasker. İlaveten hünkârımızı zehirlemiş olabileceğine ihtimal vermiyorum. Neden? O gece halini gördüm. En az sizin kadar üzgündü. Sümbül'e, gördüklerin seni ağlatmasın. Hainler hakiki yüzlerini asla göstermez. Sultanım. Hürrem. Bu ziyaretini niye borçluyuz? Ben de sizi gördüğüme pek memnun oldum.
Oyun oynamaya lüzum yok. Sen niye geldin onu söyle. Ne istiyorsun? İbrahim Paşa burada mı? Hayır. Onu mu görmeye geldin yoksa? Evet. Kendisine vakfımla alakalı bir mevzudan açacaktım. Hayırdır ağam? Hangi rüzgar attı seni? Vallahi çarşıda işlerim vardı. Geçerken bir uğrayayım, hal hatır sorayım dedim. İyi etmişsin. Geç otur. İyi, sağ olasın. Ne ikram edeyim sana? Ha? Bir tek su ver bana. Çok oturmayacağım zaten. Bismillahirrahmanirrahim. Malumunuz, mübarek Ramazan ayına girmek üzereyiz. Afife Hatun'a hazırlıklar için talimat verdim. İlaveten vakfım bu mübarek ayda hayır işlerine başlayacak. Günahlarından böyle mi arınmayı düşünüyorsun Hürrem? Bana karşı öfkeniz öyle büyük ki esas günahkarı görmüyorsunuz. Kimmiş o? Hı? Eğer İbrahim'i kastediyorsan o karanlık bir yola yürüyor sultanım. Gecelerin bile karanlık. Ne demeye çalışıyorsun sen? Paşanın üzerinde öyle bir töhmet var ki sarayınızın üzerine bir kara bulut gibi çöktü. Lafını bil de konuş Hürrem. Hünkârımızın zehirlenmesiyle İbrahim'in hiçbir alakası yok. Olamaz. Anlıyor musun beni? Hünkârımızın veziri azamlığını 14 yıldır şan ve şerefle yapmış bir Osmanlı paşasına böyle bir iftirayı nasıl atarsın? Ya varsa sultanım? Bu şüphe orada yerde dururken onunla nasıl aynı yastığa baş koyarsınız? Oh. Ay su gibi aziz ol Nigar. Rüstem aile ne vaziyettesiniz? Afiyettesinizdir inşallah. Nasıl olsun ha? Yaşayıp gidiyoruz. Tabii buna ne kadar yaşamak denirse. Yahu aç değilsin, açıkta değilsin. Şükretsene. Evladımdan ayrı hiçbir şeyin kıymeti yok ha. Bak bak, bak. Et tırnaktan ayrı olur mu hiç? Elbet bir gün kavuşursun. Ne demek bu? 3 günlük dünya. Yarın ne olacağını kim bilebilir ki? Sen gönlünü ferah tut. Ne oluyor? Yok bir şey. Ne vakit gidiyorsun siz tekeye? Rüstem ağa 2 hafta diyor. Kulak asma. Mahsus oyalanıyor. Aa. Hiç. Rüstem ağam, hoş gelmişsin. Hayrola Sümbül ağam? Vallahi geçerken uğrayayım dedim. İyi. Hatun bana da bir bardak su ver. Rüstem ağam, merak içindeyiz. Bir haber var mı, bir şey? Henüz yok. Lakin sağ çıkamaz oradan. Ya Sattar. Allah'ım sen bizi koru ya Rabbel Alemin. Eyvah. Siz benimle gelin. Siz etrafa bakın. Paşam! Paşam! İbrahim Paşam!
ağlar. Burada bekle. Sul çarşaf ne bulursan al getir, yarayı sarmak lazım. Yardım et ona sen. Siz ikiniz arka tarafa alacaksınız, tamam mı? Hadi koş. Yol tutacaksınız. Sakın kuş uçmayacak. Gel. Paşam, kim bunlar? Sen nasıl geldin buraya? Hatice Sultanımız haber yolladılar. Aniden gidince siz kaygılanmışlar. Yersiz de değilmiş. Kim yaptı bunu paşam? Beni buraya kim çağırdıysa o. Kim çağırdı? Yoksa... Valideniz haklı şehzadem. Tedbiri elden bırakamayız. En iyi tedbir o haini bulmandır Taşlıcalı. Kendi sarayımda neler yaşıyorum böyle. Başlayın şehzadem. Bir an evvel yakalayacağız o haini. Validem. Sultanım. Divana gideceğin söylenmişti. Şimdi çıkıyorum. Bir şey mi oldu? Hayır. Sadece merak ettim. Lala seni bekliyor kapıda. Ben iyiyim validem. Merak etmeyin. Sen kalkıyorsun. Seni bize İbrahim Paşa tavsiye etti. Kendisine itimadımız sonsuz. Bu yüzden sana da itimat ettik. Bağışlayın sultanım. Eğer sizi üzecek bir hata da... Nedir seni bu kadar tedirgin eden? Gözlerindeki bu korku nedir? Sultanım. Dün gece seni gördüm Taşlıcalı. Bir mektup yakıyordum. Kimden geldi? Yoksa Hürrem Sultan'dan mı? Sen niye takip ediyorsun? Ne yapıyorsun? Canına mı susadın? Bırak beni! Ne oluyor burada? Kimiz? Yana bırak! Ne oluyor dedim? Derhal izahat ver. Gizli saklı dolaşınca merak ettim. Malum haremde bir hain var. Dilini kopartırım senin. Kes sesini. Sen ne yapıyorsun burada? Sultanımızın dairesine gidiyordum. Yasak hatun. Ben olmadan sultanımızın dairesine girmeyeceksin. Sultanım. Beni neyle itham ediyorsunuz? Ben şehzademizin sadık bir hizmetkarıyım. Zinhar ihanet etmem. O halde söyle. Nedir o mektup? Kimden geldi? Sultanım, hususi bir mevzu. Sizinle paylaşmaktan hicap duyuyorum. Neymiş o? Gönül meselesi mi? Bir aşk mektubu yakılmaz Taşlıcalı. Şimdi bana hakikati söyle. Sultanım, yemin... Sana söyle dedim. Aksi halde şehzademe aradığımız haini sen olduğunu söylerim.
Sultanım, inanın... Ağlar! Madem öğrenmek istiyorsunuz... Mektubun... bir gönül meselesi olduğu doğrudur Sultan. Lakin mektubu yakmaya mecburdum. Zira... onu yazan... Mihrimah Sultanımızdır. Bu yüzden kellen gider biliyorsun değil mi? Biliyorum Sultanım. Benden başka kimse biliyor mu? Hayır. Kimse bilmeyecek. Derhal bu sevdadan vazgeçeceksin. Unutma ki böyle sırlar sır olarak kalmaz. Zinhar şehzaden bilmeyecek. Ben de söylemeyeceğim. Perçema ile görüştüm. Dediğine göre İbrahim Paşa Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Validene kalsa Mehmet'i zinhar yollamaz. Zira diğer evlatlarından ayrılmak var. Öyle. Mehmet çok mutlu. Yüzü gülüyor. Peki sen Mihrimah, nicedir senin yüzün gülmüyor? Gel. Süleyman, beni görmek istemişsin. Hoş geldin Hürrem. Biz de Mihrimah'la muhabbet ediyorduk. Hünkârım, müsaadenizle ben daireme dönmek istiyorum. Çekilebilirsin. Validem. Neredeydin? Hatice Sultan'ı ziyaret ettim. Ramazan hazırlıklarıyla alakalı görüştüm. İbrahim de orada mıydı? Hayır, yoktu. Ayaspaşa bu zehir meselesiyle alakalı tahkikat yapıyor. Lakin görünen o ki hiçbir şey çıkmayacak. Hiçbir iz bırakmayacak kadar kuvvetliler demek ki. Ben bu hadisenin İbrahim'le alakası olduğuna inanmıyorum Hürrem. Zinhar bunu aranızdaki husumetin bir parçası haline getirme. İnanmak istemiyorsun. Aranızdaki bu kavga bitsin artık Hürrem. Senin yerin bende ayrıysa bil ki İbrahim'in de yeri ayrıdır. Böyle çirkin, mesnetsiz ithamlara onu asla yakıştırmam. Yakıştırılmasına da müsaadem yoktur bilesin.
Gel. Ne oldu sana? Gel otur şöyle, hekimler baksın. Nasıl efendi yaralarım Sergen Hünkârım? Derin bir yaram yok. İyiyim ben. Eksik olmayın. Nasıl oldu bu? Kalleş bir tuzağa düşürüldüm hünkârım. En iyi adamlarım öldürüldü. Kim İbrahim? Kim yapar bunu? Benim vezir azamıma böyle bir hakareti kim reva görür? Hürrem sen daireye dön. Geçmiş olsun paşa. Bu korkunç bir şey. Endişelenmeyin sultanım. Gördüğünüz gibi karşınızdayım. Dimdik ayakta. Hünkârım. Sultanım. Perçem ağa yanlış havadis getirmiş. Gördüm Rüstem'i gördüm. Paşa içeride. Sizin yaptığınızı söyleyecektir. Hayır söylemez. Fakat dikkat etmemiz lazım. Bir müddet geri çekilmekte fayda var. Benden haber bekle. Şimdi bana işin aslını söyle. Kimmiş senin üzerine bu eşkıyaları salan? Evvela sizin canınıza kastettiler hünkârım. Şimdi de benim. Zannediyorum ki aynı kişiler. Şüphelendiğin birileri var mı? Hayır. Ben elbette ki tetkik ettirip size malumat vereceğim. Bu vaziyet benim ziyadesiyle canımı sıkıyor İbrahim. Bir an evvel toparlan ve nizamı salla. Baş üstüne. Hatice mi öğrendi mi? Ben bilsin istemedim. Mahidevran Sultan kimseden şüphelenmiyor mu? Bence Diana'dan başkası olamaz. Ama kimseye laf anlatamıyorum ki. Hatun her kimse eline çabuk gücü kuvveti yerinde biri olmalı. Çok tehlikeli. Diana öyle işte. Hürrem Sultan boşuna seçmemiştir onu. Hatun diyoruz ama belki de ağalardan biridir. Kimse kim? Bir an evvel bulunması lazım. Aksi halde huzur yok bize. Öyle. Ben de şehzademin yanından ayrılmıyorum. Uyku girmiyor gözüme. Gel. Fidan Hatun, mühim bir mevzu var. Hemen. Ne yapıyorsunuz? Orası benim yatağım. Diana buraya gel. Ne yapıyor bunlar? Cariyelerden biri görmüş seni. İhbar etti. Ne yapmışım? Ne görmüş? Bu senin mi hatun? Evet.
O ne? Benim değil o. Yakalayın şunu. Dokunmayın bana. Bırakın beni. Bohçacı Hatun'un getirdiği mektup buydu şehzadem. Diana almış benimki. Ben yapmadım. Bana hakikati söyle Hatun. Sen misin bu hain? Hususi eşyaların arasından çıkmış. Tuzak sultanım. Ben yapmadım. Mektubu gizlerken görenler var seni. Ben olsam gizlemem. Yakardım. Neden sana itimat edelim? Size karşı bir kusurum olmadı. Ben size bağlıyım. Ne malum hepsinin bir oyunu olmadı. Gözüme girmek istedim belki de. İthamlar ağır. Şahitler de var. Yine de sorgu edileceksin Hatun. Atın şunu zindana. Diana. Nihayet layığını buldun işte. Sen koydun o mektubu oraya değil mi? Hain sensin. Deli deli konuşma. Hiçbir şeyden haberim yok benim. Öldüreceğim seni. Ağlar! Öldüreceğim! Ağlar! Su bile vermeyin bu köpeğe. İbrahim. Ne oldu sana? Sakin ol Meşhedi. Tuzağa düşürüldüm fakat birkaç senelik o kadar. Ne tuzağı? Kim yaptı bunu İbrahim? Hürrem yaptı. Değil mi? Belliydi bir şeyler olacak. Boşuna demedi o lafları. Ne dedi? Senin karanlık bir yolda yürüdüğünü söyledi. Meğer ölüm emrini vermiş bile. Asıl karanlık yolda yürüyen kendisi. Bir bataklığın içinde çırpınıp duruyor. Neden söylemedin bana? O kadar sual ettim. Neredeydin, ne yaptın? Üzülmeni istemedim Hatice'm. Hem her şerde vardır bir hayır. Üstümdeki töhmet kalktı. Hünkârımız kendisini zehirleyenlerle bana saldıranların aynı kişiler olduğunu düşünüyor. Buyurun sultanım. Epeydir görmüyorum seni, iyi misin? Sağlığınıza dua ediyorum sultanım. Biliyorsun, baharda şehzademin sancağı çıkacak. Gözdesi olarak sen de ona gideceksin. Şehzademizin yanında olmaktan şeref duyarım sultanım. Bir ihtiyacın, bir sıkıntın olursa bana söyle. Eksik olmayın sultanım. Ne oldu, iyi misin? İyiyim sultanım.
Çıkın dışarı. Sultanım, arkanda iz bırakmadığını düşünüyorsun değil mi? Nasılsa hiç kimse hiçbir şey ispat edemez. Sultanım yine neden öfkelendiniz? Sakin olun, oturun şöyle. İbrahim'den uzak dur Hürrem. Aksi halde yemin ediyorum hiç kimse alamaz seni elimden. Neden bahsettiğinizi anlamıyorum. Bal gibi anlıyorsun. İbrahim'i öldürmeye teşebbüs ettiğini biliyorum. Her şeyi benden biliyorsun sultanım. Oysa paşamızın düşmanı çok. Herkesi kendine düşman etmekte üstüne yok. Bunu sen mi söylüyorsun? Sizi ikaz ettim sultanım. Paşanın yolu karanlık. Onunla yürümek yerine o masum yüzünüzün ışığıyla aydınlatın. Zira paşamız öylesine kibirli ki burnunun ucundaki uçurumu görmeyecek kadar kör olmuş. Sadece İbrahim'in değil, hanedanın önünde bir uçurum var. O da sensin Hürrem. Herkes, her şeyi bir bataklık gibi içine çekiyorsun. Fakat er ya da geç, o bataklık kuruyacak. İyi misin Nurbahar? İyiyim sultanım. Sabah bir şey yemedim. Hamamda sıcak olunca. Hekim kadın da aynı şeyi söyledi. Neyse geçmiş olsun. Ayşe Hatun, taşlığa götür, dinlensin. Emin misin gebe olduğuna? Eminim sultanım. Kimse bilmeyecek. Ortaya çıkarsa senden bilirim. Merak etme sultan. Neden sustunuz paşam? Hünkârımızla konuşmanız lazım. Ne deseydim Nasuh Efendi? Beni öldürmeye teşebbüs eden dört şehzadenizin validesi ve bizzati nikahlı zevceniz mi deseydim hünkârımıza? Hakikat bu değil mi? Hakikat. Hünkârımız neyi görmek isterse, neyi kabul ederse odur. Ayrıca merak etme. Hürrem Sultan bu hakaretinin bedelini misliyle ödeyecek. Nedir aklınızdaki? Gel. Paşa Hazretleri. Söyle. Nigar Hatun geldi. Huzurunuza çıkmak ister. Ben ona gözüme gözükmemesini söylemiştim. Hangi akla hizmet geliyor ki bu buraya? Yollayın gitsin. Hayat memat meselesi dedi paşam. Belki bilmek istersiniz diye sorayım dedim. Arzu etmiyorsanız yollarım hemen. Hatice Sultanımız burada mı? Hayır Paşa Hazretleri. Gelsin bakalım neymiş derdi buraya. Ramazan hazırlıklarıyla ben de meşgul olmak isterim. Gülfem Hatun, siz merak etmeyin. Hürrem Sultan bizzat alakadar oluyor. Sultanım. Burada olduğunu söylediler. Afife Hatun'la sohbet ediyorduk. Malum önümüz Ramazan. Ben de bu yüzden gelmiştim Afife Hatun. Ramazan bayramı için saraya çağırmanı istediğim biri var. Elbette sultanım. Söyleyin derhal ula gönderelim. Kardeşimi çağırın. Beyhan Sultan gelir zaten. Beyhan'ı değil. Şah Sultan'ı çağırın. Lütfi Paşa'yla birlikte gelsinler. Emredersiniz sultanım. Emin misiniz? Şah Sultan en son rahmetli valideniz vefat ettiği zaman gelmişti. O vakit bile konuşmadınız. O gün kimseyle konuşmadım Güfe. Paşa Hazretleri. Hayat memat meselesi demişsin. Ne söyleyeceksen söyle sonra. Paşa, ben müsaadenizle.
Aslında mesele malum. Esma Nur'u görmek için yalvaracaksın, af dileyeceksin, değil mi? Kızımı görmek istiyorum elbet. Hem de her şeyden çok. Fakat buraya başka şey için geldim. Kulağıma bir şeyler çalındı. Dikkatli olmanız lazım. Hürrem Sultan bugün değilse yarın size bir şeyler yapacak. Öyle mi? Olan oldu hatun. Geç kaldın. Nasıl? Ne oldu ki? Neyse ne. Sen nasıl aldın bu havadisi söyle bakayım. Söyle. Ha. Rüstem ha. Değil mi? E tabi. Aynı cat altında yaşıyorsunuz zaten. Belki sen de onunla işbirliği içerisindesin. Belki bu da yeni bir oyundur. Hayır asla. Size yemin ederim bu oyunlarla bir alakam yok. Hem Rüstem Ağa da düşman kesildi bana. Hatice Sultan müsaade etse hemen boşardı beni. Keşke boşasa da kurtulsam bu beladan. Hiç olmazsa onunla gitmeye mecbur olmazdım. Başka söyleyecek bir şeyim yoksa çekilebilirsin. Kızım nasıl paşam? İyi, sağlığı saati yerinde, iyi bakıyorlar ona. Gözün arkada kalmasın. Paşam. Hasret kaldım yüzüne. Hiç olmazsa bahçede bir yer... Çekilebilirsin. Ben değilim. Ben yapmadım. Sen sualime cevap ver. Kim yolladı seni? Şehzademiz aldı beni saraya. Siz de oradaydınız. Belki mahsus çıktın önümüze. Hı? Ayrıca ne malum saraya girdikten sonra sana yanaşmadıkları. Ben o değilim. Aradığınız hain ben değilim. Kes hatun. Kes. Aynı şeyi söyleyip durmam. Ağalar bile korkuyormuş senden. Güçlüsün. Kuvvetlisin. Hususi yetiştirildiğin belli. Mektup da senden çıktı. Tuzak. Kim niye tuzak kursun sana? Gülizar. Kim? Gülizar hatunu. Aradınız hatunu. Hain o. Gülizar mı? Onun adını verdi sultanım. Bu mümkün değil. Herkes olabilir diyen siz değil miydiniz? Bir ispatı var mı? Hayır. Fakat kendinden çok emin. Çağırın şu hatunu gelsin. Getirdiler zaten. Gülizar Hatun. Diyan'ı aradığımız kişinin sen olduğunu söyledi. Sen ne diyeceksin? Yalan bu şehzadem. İftira. O hatunun bana husumeti var nicedir. Herkes şahidim. Kaç defa saldırdı bana. Fidan Hatun sen ne diyeceksin? Gülizar Hatun'la kefilim ben.
Ona itimadım tamdır. Onca vakit tanırım. İşinde gücünde bir hatundur. Hem haremde gözüm kulağım oldu benim. İhanet edeceğine itimat dahi vermem. Diana ısrarla onun adını veriyor. Kendisini kurtarmak istiyordur sultanım. Gülzar Hatun'u hiç sevmezdi. Birkaç kez zor aldım elinden. O halde Gülzar da onu sevmiyor. Bir tek o değil Yahya Efendi. Diana'yı kimse sevmez. Hatun kellesini kurtarmak için yalan söylüyor belli ki. Neyse ne. İkisini de sarayımda istemiyorum. Diana'nın kellesini alın, Gülzar'ı da gönderin gitsin. Gülzar Hatun. Buyur Fidan Hatun. Eşyalarını topla Hatun. Yarın gidiyorsun. Nasıl? Nereye gidiyorum? Orası bizi alakadar etmez. Şehzademiz haremden kovulmanı buyurdular. Eyvahlar olsun. Fidan Hatun, yardım et bana. Vallahi billahi benim bir suçum, günahım yok. Biliyorum Hatun. Fakat yapacak bir şey yok. Karar böyle. Efendimiz Kral Fransuva Hazretleri. Sadrazam İbrahim Pasa'yla imtiyaz görüşmeleri oldukça iyi gidiyor. Osmanlı ordusu İtalya seferi için hazırlıklara başladı. Bu arada sizinle ilginç bir hadiseyi paylaşmak isterim. İngiltere Kralı Osmanlı kanunlarını öğrenip ülkesinde uygulamak için adamlar göndermiş. İngilizler Osmanlı adalet sisteminden oldukça etkilenmişler. Bu sabah katıldığım bir dava neden bu kadar etkilendiklerini anlamama vesile oldu. Davalılar gelsin. Dimitri Efendi ile Hasan Efendi. Dimitri Efendi, anlat bakalım. Şikayetin nedir? Kadı Efendi, benim Galata'da küçük bir dükkanım var. Bu Hasan Efendi dükkanıma gelip Hazreti İsa Efendimizin tasvirini yırttı. Beni de dövdü. Doğru mu der efendi? Doğrudur Kadı Efendi. Bu kafirin cezasını verdim. Sen kadı mısın efendi ha? Senin ne haddine ceza vermek? Kadı hükmü olmadan sultanlar bile ceza veremez. Defalarca ikaz ettim, dinlemedi. Bak hala konuşuyor. Bir davan varsa mahkemeye getireceksin. Herkes kendi adaletini tesis etmek isterse nizam-ı alem ne olur? Put dikmelerine müsaade mi edeceğiz? Efendi, reaya yüce Rabbim bize bir emanetidir. Hristiyanlar ve Yahudiler bizim kanunlarımızın himayesi altındadır. Tamam, dinlerini kabul etmeyiz ama ibadetlerine karışmaya hakkımız yok. Sultan Mehmet Han İstanbul'u boşuna mı fetheyledi? Cahil inatçı olur derler. Merkep gibi inadında yorulmaz. Boşa dememişler. Bak efendim. Ebu'l-Feth Sultan Mehmet Han Hazretleri İstanbul'u fetheylediklerinde Galata zımmilerine bir ahitname vermiştir. Bakın. Ben Ulu Padişah ve Ulu Şeyhin Şah Sultan Mehmet Han bin Sultan Murad'ım. Yemin ederim ki yeri göğü yaradan perverdigar hakkı için ve Hazreti Resul'ün aleyhissalatu vesselam pak, münevver, mutahhar ruhu için ve 7 mushaf hakkı için ve 124.000 peygamberler hakkı için, dedem ruhu için, babam ruhu için, benim bağışım için ve oğullarım bağışı için ve kılıç hakkı için
Şimdiki halde Galata'nın halkı Atabey-i Ulyam'a dostluk için kalenin anahtarlarını gönderip bana kul olmaya itaat ve inkiyat göstermişler. Ben dahi kabul eyledim ki kendilerin ayinleri ve erkanları ne veçile cari ola gelirse yine ol üslup üzere adetlerin, erkanların yerine getireler. Kiliseleri ellerinde ola ve ayinlerince okuyalar. Yaz Katip Efendi, Hasan Efendi, Dimitri Efendi'nin inancına hürmet etmeyip edepsizlik etmiştir. Falakaya yatırıla, 100 sopa vurula. Hadi. Tanrı sizi korusun Kadı Efendi. Hadi, hadi, hadi. Osmanlı İmparatorluğu'nda bir dava yüzünden kimse bizde olduğu gibi yıllarca bekletilmiyor. Mahkemeye başvuran herkes en kısa zamanda hakkını elde ediyor. Hristiyan ülkelerinde en az 10 yılda çözülen bir dava burada en geç 3 günde karara bağlanıyor. Osmanlı Sultanı kısa ve özlü mahkeme biçimi ve tedbirleriyle halkının kanuni haklarını koruma altına almış. Bunlara Hristiyanlar ve Yahudiler de dahildir. Zira anlattığım davada bunların ispatıdır. Zat-ı Ali'nizin de bu uygulamanın daha iyisini Fransa'da hayata geçireceğine dair güvenim tamdır. Nazlı Mihrimah nerede? Bugün hiç görmedim. Hamama gitmişlerdi sabah sultanım. Dairesi nelerdir şimdi? Arzu ederseniz çağıralım. Lüzumu yok, ben giderim. Sultanım. Kralım. Şehzade Mehmet'i sual etmişsiniz. Lakin henüz saraya dönmediler. Perşemayı bulun, onunla at binmeye gidecekti. Şehzademiz İbrahim Paşa ile çıkmış sultanım. Hızır Hayrettin Paşa'yı görmeye tersaneye gitmişler. Ne diyorsun sen? Mehmet bana bizzat at binmeye gideceğini söyledi. Vallahi bana öyle söylediler sultanım. Hızır Hayrettin Paşa'm. Hoş geldiniz, sefa kademler getirdiniz. Hoş bulduk Sümbül Ağa. Sizi sarayda görmek ne büyük şeref. İbrahim Paşa'yı görmeye geldim. Kendisine geldiğimi haber verin. Vezir-i Azam Hazretleri burada yoklar. Çıkalı bir hayli oldu. Sarayda olduğunu haber almıştım. Kendisine arz edeceğim mühim bir mesele vardı. O halde başka vakit gelirim. Sümbül Ağa. Bey, senin ne işin var burada be adam? Hürrem Sultan seni çağırıyor. Melaun. Sultanım beni gör. Ben sana ne derim Sümbül? Daha geçen gün ikaz etmedin mi? Ne oldu ki sultanım? Mehmet nerede? Onu söyle bana. Rüstem Aylı has bahçedirler. Kiraz Ağa öyle demiyor ama. Biri gelmiş şehzademin İbrahim Paşa'yla gittiğini söylemiş. Tersaneye Hızır Hayrettin Paşa'nın yanına gitmişler. Sultanım bu mümkün değil. Az evvel kapıdan paşayı gördüm. İbrahim Paşa'yı ziyarete gelmiş. Paşamız yok dedim. Eyvahlar olsun. Mehmet, oğlum. Kesin ona bir şey yapacaklar. Thank you.
Hangi sancağı çıkarım paşam? Buna ancak hünkârımız karar verir şehzadem. Ancak aklınızda bir yer varsa söyleyin. Amasya olabilir. Amasya. Amasya bayağı büyük bir sancak. Şark hudutlarımızın emniyetini oradan sağlarız. Orada tecrübe kazanacak şehzadenin yolu açıktır. Neden buraya geldik? Bu eşsiz manzarayı görmenizi istedim şehzadem. Ben eskiden vakit bulduğum zamanlarda hep buraya gelirdim. Düşünmek için, dinlenmek için. Sultanım. Hünkârımıza geldiğimi haber verin. Hünkârımız burada değiller sultanım. Nereye gittiler? Malumatımız yoktur sultanım. Yahya Efendi ile dolaştık biraz. Muhabbette senin de bahsin geçince gelip görmek istedim. Şeref verdiniz hünkârım. Yahya Efendi afiyettedir inşallah. İyidir. Ebu Suud Efendi, Allah hepimize iyilikler versin. Amin hünkârım, amin. Yahya Efendi'ye bir rüyamdan bahsetmiştim. Söyledikleri ne vakittir aklımda. Bir de sana anlatayım isterim, bakalım sen neye yoracaksın. Hünkârım, Yahya Efendi'nin tabiri üzerine pek laf söylenmez. Sen yine de bir dinle. Destur Haseki Hürrem Sultan Hazretleri. Sultanım. Perçema nerede? Şehzadem Mehmet ve İbrahim Paşa ile çıktılar sultanım. Sultanım. Cüseyma, Mehmet yok. Öldürecekler onu. Sakin ol sultanım. Kim bunu cüret eder? İbrahim Paşa ile çıkmışlar. Tersaneye gidecekleri söylenmiş ama yalan. Orada değiller. Perçema nerede? O yanındaydı. Aa. Nerede olduğunu biliyor musun? Biliyorum abi. Şehzade, lütfen dikkat. Mustafa abimden haber var mı? Şehzademiz iyiler. Sizin gibi bir kardeş olduğundan mütevellit çok mesut. Zira hayatını kurtarmak için okun önüne atlamışsınız. O da benim için aynı şeyi yapardı. Hiç şüpheniz olmasın. Daha ne kadar kalacağız burada? Paşamızın elçiyle görüşmesi var. Birazdan döneriz. Lakin biri tahtımda oturuyordu, diğeri de yanındaydı. Bir müddet sonra da kendi evladımın Mehmet'in kellesini gördüm. Kanlı bir çuvalın içindeydi. Allah şehzademize sıhhatli uzun ömürler nasip etsin hünkârım. Amin. Bu alametler neye işaret eder Hoca Çelebi? Hünkârım. İçinden geçen her neyse açıkça söyle.
Bu rüyayı şerre yormak olmaz hünkârım. Malumunuz üzere bir şehzade hanedanı Ali Osman'ın istikbalidir. Anlaşılan o ki hanedanın istikbaliyle alakalı bazı kaygılarınız var hünkârım. Bu rüya şerre yorulmaz dedin, lakin benim evladımın kanı aktı. Hünkârım, bu neticelerden biri. Zihninizi meşgul eden mesele her neyse, o bir çözüme kavuşacak. O gün geldiğinde ya hanedanın istikbali tehlikeye girecek ya da aksine kuvvetlenip devam edecek. Nacizane fikrim budur hünkârım. O yüzlerini görmediğiniz iki kişiye gelince onlar da ya kazanacaklar ya da kaybedecekler. Anladım. Hünkârım, bu alemde en mühimi adaletin terazisini doğru tutmaktır. Ama mevzu bahs yakınlarımız olunca insan teraziyi denk tutmakta zorlanır. Öyle değil mi hünkârım? Neden durdu bu? Ben derhal bakarım. Sultanım. Rüstem, ne oldu? Neden durduk? Buluştukta yer burası. Esma Nur'um. Dünyalar güzeli. Dünyalar güzeli. Gel bakalım şöyle. Nasılsın? Bu ne güzelliktir böyle. Canın sıkılıyor mu burada? Ha. Benim güzel kızım. Sultanım, siz arabaya dönün. Biz ararız. Hayır. Arabasına götür. Hayır. Hayır. Bırak beni. Mehmet. Hayır. Perçema. Mehmet!
Sırf o üzülmesin diye çağırdım seni buraya. Gece gündüz adını sayıklarmış. Bu son adım. En ufak bir hatanda bir daha göremezsin yüzünü. Anladım paşa. Allah sizden razı olsun. Bana dünyaları bağışladınız. Sultanım, beni görmek istemişsiniz. Gel Nasuh Efendi. Nasılsın? Afiyettesindir inşallah. Sıhhatinize duacıyım sultanım. Hayrola, bir mesele mi var? Var. Mesele İbrahim. Onunla alakalı bazı kaygılarım var. Eğer Nigar Hatun'la alakalıysa... Hayır. Olup biten her şeyden haberim var. Cevizli Han'da nasıl saldırıya uğradığını, ölümden döndüğünü her şeyi biliyorum. Kimin yaptırdığını da. Paşamız mı söylediler? Yaralarını görünce mecbur kaldı söylemeye. İbrahim Paşa kuvvetlidir elbet. Kimselere meydan vermez. Ve fakat hatunlar... Hatunlar çok tehlikelidir. Nerede ne yapacakları asla belli olmaz. Siz merak etmeyin sultanım. Ben yanlarındayım her daim. Bundan böyle daha dikkatli olmalısın. İbrahim düşmanlarını ciddiye almıyor. Zaten bu yüzden böyle şeylere maruz kalıyor. Sen onun gözü kulağı ol. Görmediğini gör. İşitmediğini işit. İçiniz rahat olsun sultanım. Bundan böyle daha ihtiyatlı olurum. Âlâ. Sana itimadım tam. Sultanım. Süleyman. Hürrem. Ne oldu? Neyin var? Mehmet. Valide. Ne oldu? Nedir bu hal? Ben sadece kötü bir rüya gördüm. Allah'ıma şükürler olsun. Ne rüyası validem bu vakitte? Hediyesi. İbrahim Paşa. Sultanım. Seni şu an... Kendi ellerimle öldürsem yine içim rahat etmez. Senin kuvvetin beni öldürmeye yetmez. Bunu anlamadın mı hala? Senin derdin benim. Evlatlarımdan uzak dur. Evladımı alıkoyduğun vakit aynı şeyi ben de sana söylemiştim. Aynı şey değil. Aynı şey değil. Bir kartalla güvercin arasındaki farktan bahsetmiştim ya sana. Şimdi zannediyorum bu
bu fark anlaşılmıştır. Ben istediğim vakit, istediğim her şeyi yaparım. Hiç kimse bana mani olamaz. Hele ki sen. Asla. Ve aklında bulunsun diye söylüyorum. Ben hiçbir zaman masum bir insanın kanına girmem. Ki şehzadelerimizin. Ben nasıl ki şehzademiz Mustafa'yı canım pahasına koruyorsam, aynı şekilde şehzademiz Mehmet'i de korurum ben. İcap ederse senden de ve dahi hünkârımızdan da. Çünkü neden biliyor musun? Şehzadeler bu devletin, hanedanı Ali Osman'ın istikbalidir. İbrahim Paşa'yla dolaştık. Epey sohbet ettik. Sancağa gidene kadar yanında olmamı istedi. Kim ne yapıyor, nasıl yapıyor teferruatlı bir şekilde gösteriyor. Ayrıca İtalya seferi hazırlıklarını da takip ediyorum. Âlâ. İtalya seferi hayli mühim Mehmet. Roma. Kafirlerin kalbi. İstanbul'da bir vakitler öyleydi. Oysa şimdi bizim kalbimiz. Allah'ın izni, sizin de kudretinizle Roma'nın fethi tamamlanacak. İnşallah. İbrahim Paşa karada, Hızır Hayrettin Paşa deryada, yenilmez iki büyük serdar. Onların da varlığıyla nice zaferler bizi bekler. Allah'ın izniyle Mehmet. Allah'ın izniyle. Gel. Hünkârım. Şehzadem. Gel İbrahim. Mehmet senden ve Hızır Hayrettin Paşa'dan bahsediyordu. İki yenilmez serdar diyor sizin için. Eksik olmasınlar. Bizim yenilmezliğimiz sizin mutlak iradenizden mütevellittir hünkârım. Şehzademiz hayli hevesli. Ve ben inanıyorum ki kabiliyetleriyle ve aklıyla bizlerden çok daha büyük bir serdar olacaktır. İnşallah. İbrahim. Seni öldürmek isteyen şu hainlerden bir haber var mı? Yakalayabildin mi onları? Vallahi sultanım, Şehzade Mehmet nerede, ne yapıyor bilmiyoruz. Ne diyorsun sen Sümbül ağa? Ne demek yok? Mehmet nerede? Sultanım. Mehmet nerede? Ne oldu kardeşime? Ne olabilir ki? Hı? Sümbül ağa yok dedi. Her yere baktık ama bulamadık dedi. Merak etme. Mehmet babanın yanında. Allah'ıma şükürler olsun ya Rabbel alemin. Şehzademiz nasıllar? İyiler mi sultanım? İyi Sümbül ağa. Allah'ıma şükürler olsun. Validem ne oluyor? Hiç. Mehmet has bahçeye çıkacağını söylemişti. Oysa İbrahim Paşa'yla saraydan ayrılmış. Haber vermeyince merak ettik. Mehrim hazindarine dün. Ben biraz istirahat etmek istiyorum. İbrahim Paşa bize bir oyun oynadı. Sırf canımı yakmak için başardı da. Beni ölmeden öldürdü. Sultanım nasıl bir oyun bu? Şehzademizin kaftanını gördük. Perçemanın durumu malum. Başka bir kaftan hediye etmiş. Aklıca ders vermek istemiş bana. Ah!
Gülzar Hatun'u suçlamışsın. Günahsız kız senin yüzünden haremden gönderiliyor. Öldürün onu. Kes sesini hatun. Onu değil, seni öldürecekler. Şehzademiz karar verdi. Yarın sabah kendilerini alacaklar. Şehzadem! Kim yolladı seni? Şehzadem, müsaade edin, ben icabına bakarım. Komiser Hatun! Götürün. Siz iyi misiniz Şehzadem? Bana o haber verdi Şehzadem. Hatun sizi korumak için zindandan kaçmış. Süleyman Han Hazretleri. Hürrem. Ne oldu? Neyin var? Niye ağlıyorsun? Süleyman. Mehmet'i sancağa gönderme. Ne olur lütfen yapma bunu. Korkuyorum. Bu mevzuyu konuştuk. Sil at aklından bu kötü düşünceleri.
paslarımız herkesin üzerine titrediği yiğit bir şehzade oldu. Hazır olması için İbrahim de bizzat elinden geleni yapıyor. Benim korktuğum da bu zaten. Sen de biliyorsun ki İbrahim Paşa Şehzade Mustafa'nın yanında hep onu koruyor. Kendi elleriyle ona bir rakip yetiştirmez. Hürrem. Gitmesini istiyor. Zira ondan da benden de kurtulacak. Bu tehlike benden başka kimse görmüyor, inanmıyor Süleyman. Ben hayatta olduğum müddetçe ne sana ne de Mehmet'ime hiç kimse zarar veremez. İbrahim, ne vakit geldin? Az evvel. Neredeydin bütün gün? Merak ettim. Seni sual ettim fakat hiç kimse malumat veremedi. Hürrem Sultan'da meşguldüm. Öyle bir ders verdim ki ona bugün. Zannediyorum hayatı boyunca unutamayacak. Hürrem. Ne yaptın? Ne sen sor ne ben söyleyeyim. Fakat için rahat olsun. Bundan böyle huzurumuzu bozamayacak. İnşallah. İbrahim. Nigar'ın kızını görmesine müsaade etmişsin. Her yerde kuşlar var. Anlaşılan gizli bir şey yapamayacağım ben. Öyle. Her yerde casuslarım var benim. Bilhassa seni takip ediyorlar. Bundan böyle attığın her adıma dikkat edeceksin. Başından beri biliyordum hain sen olduğunu. Ben hain değilim. Bir şehzadeyi öldürmeye kalkıştım. Hain değilsin öyle mi? Nesin o vakit? Başka şehzadeler de var. Başka sultanlar da. Sen buradasın, ben oradayım. Biz sadece bize verilen görevi yerine getiririz. Öyle söyledi. Hürrem Sultan emretmiş ona. O söylemiş. Belki de sizi hünkârımızla karşı karşıya getirmek için bir oyun bu. Yalan mı söylüyor yani? Bunu mu diyorsun? Hayır şehzadem. Her ihtimali düşünmemiz gerektiğini söylüyorum. Zira hatun bir sultanın ismini zikretti. Kardeşlerinizin validesi. Ne yapmalıyım? Hatunun kellesini alıp bu hadiseyi unutmanızı tavsiye ederim şehzade. Zira attığınız her adım çok daha kötü neticelere sebebiyet verebilir. Haklı olabilirsin fakat belki de esas pişmanlığım atmadığım adımlar için olur. Zira ben sustukça üzerime geliyorlar. Şehzadem, karar sizin. Emredin, icap eden neyse yapalım.
Layığını buldun sonunda. Yarın sabah kelleni alacaklar. Ben zaten ölmeye geldim hatun. Şehzadeyi öldürseydim bile bu saraydan sağ çıkarmazlardı beni. Cesur hatunsun belli. Hususi mi yetiştirdiler seni? Öyle. Diana, bende çok altın var. Bu iş için verdiler. Onları sakladım. Bana bunu niye söylüyorsun hatun? Parayla pulla beni satın alabileceğini mi sandın? Benim bir ailem var. Bayda'da gizlice getirdim. Annem ve kız kardeşim. Altınları onlara verir misin? Çamaşırhanede sandığın altında kırık bir tahta var. Onun altında. Sultanım. Demek Hürrem'in koynumuza soktuğu yılan buymuş. Sen kimsin de bir şehzadenin canına kastedersin? Dur, yapmayın. Sultan. Yapmayın. Ölmek için yalvaracaksın. Ağlar. Buyurun ustam. Aldığı her nefesi zehir edin bu haine. Acı içinde kıvransın. Emredersiniz sultanım. Diana. Bir daha benden habersiz dışarı çıkmayacaksın Mehmet. Validem ben çocuk değilim. Kabul edin artık. Sancağa gidiyorum yakında. Ben istemediğim müddetçe hiçbir yere gidemezsin. Mehmet. Keşke bu dünya senin kadar masum olsaydı. Ama değil. Bana kulak ver aslan. Senin iyiliğinden başka hiçbir şey istemeyin. Annenin sesine kulak ver. Bundan sonra asla yanında ben ya da hünkârımız yokken dışarı çıkmayacaksın. Beni korkutuyorsunuz. Dün de hiç iyi değildiniz. Mehmet. Tamam validem, çıkmam. Validem. Mirima. Siz de mi buradaydınız? Çıkıyorum şimdi. Bir şey mi oldu? Hayır. Sadece kardeşimi ziyarete gelmiştim. İyi. Sultanım. Gel buraya. Mütemadiyen şehzademin yanındasın. Şehzademizin arzusu bu sultanım. Dikkat ediyorsundur inşallah. Elbette sultanım. Güzel. Yoksa öğrendiniz mi? Neden bahsediyorsun sen? Gözden Nurbahar. Hatun gebe. Hekim kadın söyledi. Hatun gebe olduğu kati. Valideme söyledin mi? Tabii ki hayır. Malum. Kaideler gereği bebeği hemen düşürürler. Sonra da hatunu saraydan atarlar. Böyle bir şey sebep olmak istemem. Karar senin kardeşim. Hatun'u çağırdım, kapıda bekliyor. Ağlar. Nurbahar Hatun'u içeri alın. Şehzadem. Sultanım. Yaklaş Hatun.
Geçen gün hamamda bayılmıştın. Hekim kadın gebe olduğunu söyledi. Sen biliyordun galiba. Mihrimah, sen dairene dön. Mehmet. Dairene dön dedim. Neden bana söylemedin? Bağışlayın şehzadem. Fakat korktum. Hem evladımı hem de sizi kaybetmekten korktum. Ona kıymalarına müsaade etmeyin. Beni bırakmayın şehzadem. Yalvarırım. Aşkına ne bu gürültü ha? Ne diyor bunlar? Hilal'i görmüşler kadı efendi. Hilal'i gördünüz ha? Allah'ıma çok şükür. 11 ayın sultanını bir kez daha görmek nasip oldu bize demek ki. Hanginiz gördü bakayım? Ben gördüm kadı efendi. Yalan söylüyor, ben gördüm. Susun bakalım, susun, susun. Hilal'i görmek yetmez. Bir de şahit lazım. Al bakayım şunu yerine koy. Hadi düşün önüme, düşün önüme. Kaftanımı getirsen benim. Hadi bak. Yürü bak, hadi. Gösterin bakalım Hilal'i nerede gördünüz. Hadi bak. Çocukların hakkı var efendiler. Ben Hilal'i gördüm. Sen şahit misin? Ben de gördüm kadı efendi. Şahidim. Sen de şahit misin? Şahidim kadı efendi. Hala. Çok şükür. Hadi gidelim. Oh. Doğru görmüşsünüz çocuklar. Ama ben şimdi mükafatı hanginize vereceğim? Ben gördüm kadı efendi, bana verin. 20 yıl önce ben gördüm kadı efendi. Ben gördüm kadı efendi. Ben gördüm. İyi, iyi. O zaman ikinize de vereceğiz. Ver bakalım bir şeyler. Bu senin, bu da senin. Allah razı olsun kadı efendi. Hadi bakalım, hadi. Sultanımıza rüyeti hilali haber verelim. Onun tasdiğini de aldıktan sonra minarelerde kandiller yansın. Ümmeti Muhammed de Ramazan-ı Şerif'e girdiğimizi bilsin. Hadi bakalım. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber. Çek, 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 çek. Çekil. Geldi, geldi. Mübarek ay geldi sonunda. Ay maşallah. Şeker ağam. Yeni ay çıktı. Şehri Ramazan başladı, Ramazan. Siz de oturun böyle. Yahu eğlenme bizimle. Daha vakit var. Ne vakti be Adem? Duymaz mısınız sesleri? Ne olmuş ki? Daha Ramazan başlar başlamaz ağzımı bozmayın benim. Kalk hadi, kalk, 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 kalk. Kalk, daha sahura kalkacağız. Melaun. Allah. Kalk, 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 kalk. Haydi bismillah. Hayırlısı bakalım. Gel. Sultan. Çekilebiliriz. Sultanım, bu sizin.
Zümrüt Ağa. Tahtacılı burada gelmiş. Sultanım, gitmeyin. Hürrem Sultan'ın kulağına giderse maazallah. Taşıcalı. Paşa Hazretleri. Ne yapıyorsun burada? Neden geldin? Şehzade Hazretlerinden mühim bir haber var paşa. Hayırdır? Gel benimle. Şah Sultan'dan haber yok mu hala? Geliyor sultanım. Bir iki hafta içinde burada olur. Güzel. Hürrem için mi çağırdınız yoksa? O benim kardeşim. Çağırmak için özel bir sebebe ihtiyacım yok Gülfem. Taşlıcalı değil mi bu? Evet de Manisa'da değil miydi o? Neden gelmiş acaba? Bir terslik yoktur inşallah. Şehzademiz böyle söylememi istediler. Hala. Sen bir vakit ortalıklarda gözükme. Evine dahi gitme. Siz merak etmeyin paşam. Nasıl efendiyi de bul vaziyeti ona da anlat. Siz nasıl arzu ederseniz paşam. Afife Hatun hazırlıklar ne vaziyette? Merak buyurmayın sultanım. Hiçbir eksiğimiz yok. Emrettiğiniz üzere hazırız çok şükür. Âlâ. Zeynep Hatun'la da konuştum. Ramazan boyunca vakfin işlerini Ayaz Paşa'nın zevçesiyle birlikte yürütecek. Allah sizden razı olsun sultanım. Sayenizde fakir fukaranın karnı doyacak. Vakfınız birçok yerde arşiv açacakmış. Ayrıca para ve hediye dağıtılacağını duydum. Doğru. Herkes size dua edecek sultanım. Zümbüla. İbrahim Paşa'mı sizi görmek istiyorlar. Bu vakitte ne görüşmesi neymiş derdi? Vallahi bir şey demedi. Bu gece sahura kalkıyoruz validem. Yarın Allah'ın izniyle ilk orucumuzu tutacağız. Merak etme Aslan. İcap eden her şey yapıldı. Saruhan'ın dört bir yanında senin için dua edecekler. Aynen. Taşlıcalı payitahta ulaşmıştır herhalde, öyle değil mi? Ulaşmıştır elbet. İbrahim Paşa'nın meseleyi ilahiyle çözeceğinden şüphem yok. Fakat yine de içim rahat değil. Siz bunları düşünmeyin. Diana, sultanım. Seni unutmuş değilim hatun. Bundan böyle baş kalfasın. Lütfettiniz sultanım. Sana bir can borcum var hatun. Dünyaları versem ödeyemem. Gel. Hünkârım. Hoş geldin Hatice'm. Bir şey mi oldu? Hayır. Yarın ilk iftarda sizi sarayımızda ağırlamak isteriz. Malum ne vakittir bütün aile bir araya gelemedik. Geliriz elbet. Şu
Şu mübarek Ramazan-ı Şerif hayırlara vesile olur inşallah. Amin. Malumat verildi mi bilmiyorum fakat ben Şah Sultan'ı çağırdım. Bir iki hafta içinde geleceğine dair haber göndermiş. İyi etmişsin. Beyhan'a da haber yollasaydın. Yolladım hünkârım. Beyhan da gelecek. Rahmetli validemizin yokluğunda kardeşlerimizle bir arada olalım istedim. Sultanım. Dikkatli olmak lazım. Bir oyun olmaz. Sümbü, sarayda ne yapabilir ki? Belli olmaz. Biz tedbirimizi alalım da. Sen beni burada bekle. Sultanım. Sultan. Ne söyleyeceksen söyle, vaktim yok. Sakin ol. Ben sakinim zaten. Hadi söyle, neden çağırdın beni? Ağlar. Ne oluyor ki bu hatun? Şehzademiz Mustafa'nın canına kıyması için yolladı. Casus bu. Hünkârımızın huzuruna çıkartılmak üzere gönderildi. Artık her şeyin bedelini ödeme vakti geldi sultan. Thank you.